da eskiden hani bozuk paralarımızla yeşillik alabilirdik. Hatırlıyorum salata yapmak için şöyle 3-5 bozuk paramızla gider dereotu maydanoz alabilirdik. Şimdi dereotunun tanesi hem de zar gibi incecik o demet 10 lira olmuş, 7 lira olmuş. Marul 10-15 lira pazarda. İnanılır gibi değil. Hakikaten önümüzdeki günlerde acaba 500 liralık banknotlar mı çıkmış çıkacak? En düşük banknotumuz 5 liranın e, değeri 5 lira. Maliyeti 6 lira ve biz o 5 lirayla artık bir minibüse bile binemiyoruz. Bir minibüs ücreti bile değil, indi bindi ücreti bile değil. Maalesef hayat pahalılığı bu noktada. Şimdi bu konuyu aslında dile getiren MHP milletvekili Baki Ersoy, e, enflasyon konusunu gündeme getirmişti. Kayseri'de katıldığı bir televizyon programında hatırlayacaksınız. Demiştik ki bu açıklanan rakamlar gerçeği yansıtmıyor. Enflasyon, hissedilen enflasyon bunun çok daha üzerinde. Ve kesin ihraç talebiyle disipline sevk edildi. Bugün bu konunun görüşülmesi talep ediliyor ama Kayseri'de bu konu üzerinde bir istifa haberi geldi. Sedat Kılınç, MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi Sedat Kılınç, istifa etti, Baki Ersoy'un Merkez Disiplin Kurulu'na sevk edilmesi sonrası. Kendisi gerekçelerini de sıraladı, İlk bölümde aktarmıştık ama şimdi kendisi konuğumuz. Kendisine soralım. Sedat Bey hoş geldiniz yayınımıza, merhaba. Merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ediyoruz. Ee, biz ilk saatte sizin e, demecinizden bir bölümü aktardık ama sizden dinleyelim efendim. Neden MHP'den istifa ettiniz? Şimdi aslında e, bir yaklaşık 3 ay önce benim bir eleştirim olmuştu. Ee, mevcut e, siyasi iktidar hükümete bir eleştirimiz olmuştu. Bunun akabinde birkaç ikaz almıştım parti yönetiminden. Ee, daha sonra da işte e, Kayseri milletvekilimiz ve şehrimizin de sevilen bir milletvekili olan, e, bölgede de sevilen Sayın Baki Ersoy e, bir televizyon programında mevcut enflasyonun e, aslında e, TÜİK'in açıkladığı rakamlardan daha yüksek olduğunu, vatandaşın sıkıntı yaşadığını, belinin büküldüğü gibi aslında doğru olan hepimizin dile getirdiği ülkemizin son dönemde büyük bir problemi olan bu enflasyonu orada dile getirdi ve akabinde direkt disipline sevk edildi tedbiren daha doğrusu partiden ihracı kesin ihracı evet. evet kesin ihraçı sebebiyle disipline sevk edildi tabii bunu duyunca da yani biz doğruları da söylemeyecek miyiz? Yani bu doğruları kimden gizliyoruz? Halk bunu bilmiyor mu zaten? Bunu dile getirmek bir milletvekilinin asli görevi aslında. Bunu dile getirmesi lazım. E biz de belediye meclisiyesiyiz, biz de halkın içerisindeyiz. Bunları dile getirmemiz gerekiyor. Bunlardan dolayı doğru olanın ben e, doğru yaptığımızı, eleştirilerimizin doğru olduğunu düşünerek istifamı e, parti yönetimine de bildirdim bugün resmi olarak da. E, medya aracılığıyla sosyal medya aracılığıyla da istifamı duyurdum. Evet. Peki artık o zaman size MHP Kocasinan Belediye Meclis Üyesi yazmamalı mıyız acaba? Tabii, evet şu anda. Evet, artık arkadaşlar bağımsız, onu düzeltelim çünkü bağımsız, yani istifa tek taraflı evet, bir beyan ve e, Sedat Bey bunu ortaya koydu. Evet. Bağımsız, bağımsız, bağımsız. artık evet, değil mi? Evet, bağımsız üyesi. Peki efendim yani burada aslında şöyle ben de Baki Bey'le aynı düşüncelere haizim diyorsunuz ve ben e, aslında belki ben ihraç edilmeden ben istifa edeyim tavrı bu zannediyorum. Tabii şimdi aynı e, daha önce de bu eleştirilerimi söylemiştim. Ha, bu eleştirilerin neticesinde de parti üst yönetiminden biz de ikazlar aldık. Ha, bakıyoruz doğruyu söylememiz gerekiyor. Biz bu ülkede yaşıyoruz bu ülkenin içerisinde bir iş adamıyım. Ben de Kayseri'de yıllardır faaliyet gösteren bir iş adamıyım. İş hayatının da içindeyiz. Enflasyonun, e, TÜİK'in açıkladığı rakamlar olmadığını hepimiz biliyoruz. E bunu da dili dile getirmemiz lazım. Bunu inkar edersek biz kimi kandırıyoruz? Milleti kandırmış oluruz. O yüzden milleti kandırmanın doğru olmadığını düşünerek, e, bizim sorumlu olduğumuz tek e, yer, tek mecri millet, mecra millet. O yüzden milletimize bu sorumluluğumuzu yerine getirerek bu eleştirilere devam edeceğiz. E, baktık zaten parti yönetimine bizi de ihraç nedeniyle sevk etmeden biz istifamızı verelim dedik. Dün itibariyle sosyal medya aracılığıyla bugün de yazılı olarak istifamı vererek hı hı. E, tamamlamış olduk süreci. Peki Sayın Kılıç, MHP'de e, yani memleket sorunu, vatandaşı sorunu dile getirmek bu denli zor mu? Mesela ekonomik kriz şu an herkesin hissettiği bir gerçeklik. Ee, işte konuşuyoruz, anlatıyoruz haberlerimizde o enflasyon verisi ortada vesaire. Yani bu konuları gündeme getirmeyip ne yapabilirsiniz acaba? Hani neden bu konularda bu kadar hassas? Mesela bugün Devlet Bahçeli de benzer bir açıklama yaptı Sayın Bahçeli dedi ki evet hayat pahalılığı var, enflasyon da var ama geçici dedi. Ama kabul etti, hayat pahalılığını kabul etti. Evet. Tabii Milliyetçi Hareket Partisi'nde kendine göre parti kuralları, tüzükleri var. Tabii burada partinin bir Cumhur İttifakı içerisinde olmasında büyük etkeni var. Aslında Cumhur İttifakı bileşenlerinin veya Cumhur İttifakı'nın eleştirisi parti tarafından pek istenmiyor. Ama tabii ki bu aslında bir gerçeği söylemek dile getirmek. Hani biz de bir insan olarak asli görevimiz bir kere doğruları söylemek olması lazım. Bu benim için bir karakter meselesi, bir kişilik meselesi bu her şeyin üstünde gelir. Çünkü biz bu dünyaya geldik, bir ömür yaşayacağız ve öleceğiz. Bu yaşayacağımız kısa ömür içerisinde yani yalan söyleyerek, kalkı kandırarak, olmayan bir şey yani kötü olan bir şey iyi göstererek tabii ki hayatımızı idame etmemiz bizim kişiliğimize, karakterimize uymaz. Biz doğruları söyledik ve parti bunu hoş görmedi. Yani ben beni tabii ihraç etmedi ama işte hı hı. milletvekilimiz Sayın Baki soyu bu noktadaki eleştirileri e, neticesinde e, işlem başlattı. Biz de bunu bizim için de başlayacağını düşünerek başlamadan istifamızı hı hı. bildirelim dedik. Ve bugün itibariyle istifamızı hı hı. da işte yazılı olarak da bildirdik. Yani doğrulara tahammülümüz olmazsa demokrasi olmaz. Yani herkes görüşünü paylaşmazsa e, siyasetin ne anlamı var? Yani sadece bir kalıp üzerinde konuşulacaksa, Siyasetin, siyasi partilerin ne anlamı var? Yani ben bu sezlenişlerde de bulunmak istiyorum. E, siyasetin hı hı. amacı aslında toplumun, milletin derdine tercüman olmak. Onun derdini aslında e, mecliste veya diğer platformlarda e, paylaşmak, sorunlarını çözmek. Bizim görevimiz bu. Siyasilerin tamamının görevi bu. E, biz bunları paylaşamayacaksak neden bir e, siyasi faaliyet içerisindeyiz. Şimdi Toplumun vatandaşın kanıyan sorun, evet, vatandaşın evet. sorunlarını dile getirmek e, Cumhur İttifakı içinde olduğumuz için dediniz cümle arasında e, onu evet. aldım. E, Cumhur İttifakı içerisinde olmak vatandaşın sorunları dile getirmeye engel. Buradan bunu anlıyoruz. Bu konuda parti içinde bir e, şey mi oluştu yani e, bir fiili bir durum mu? Hani yazılı olmasa da hani eleştirmeyin şeklinde bir talimat mı var acaba? Yani zaten hani Sayın Milletvekilimizin de bu noktada işte e, ihraca sevk edilmesindeki sebep işte bir televizyon kanalındaki konuşması. Bu konuşmada da bahsettiği şey işte ülke ekonomisinde son dönemde sıkıntılar oldu. enflasyonun mevcut TÜİK'in açıkladığı verilerin de üstünde olduğunu açıkladığı için e, işte ihraç ihraca sevk edildi. Yani şu anda Cumhur İttifakı'nın içerisinde tabii eleştirilmesini istemezler Cumhur İttifakı ama bir doğru var bir gerçeklik var biz bu toplumun yaşadığı bu enflasyon sıkıntısını işte TÜİK'in %60 küsur dediği veya en azın yüzde 142 dediği bizim de yaşadığımız yani yüzde yüzün üzerinde olduğunu biz de biliyoruz iş hayatının içerisindeyiz alışveriş yapıyoruz markete gidiyoruz pazara gidiyoruz bir yıl evet. önceki fiyatları biliyoruz e bir üretici firmayım ben üretim yaptığım kalemlerin bir yıl öncesinin bazı kalemlerde yüzde 300-400 enflasyon var e biz bunları dile getirmeyeceğiz o zaman her şey iyi diyeceğiz her şey çok güzel ee, tabii ki bu yönetim kısmında bulunan herkes de o zaman bir problem yok. Ülkede enflasyon yok, herkes memnun deyip hayatına devam edecek. Yani bunlar olmaz. Eleştirmek lazım. Doğruyu bulmak için de eleştirmek lazım. Parti içi eleştirisi de olması lazım. Ama maalesef son dönemde bu tür eleştirilere tahammül kalmadı. Hemen e, yasal işlem yapılıyor. Biz de bu seviyeye gelmeden kendimizi istifa ettik. Ee, ve doğruları söylemeye de bundan sonra <laughs> bağımsız olarak devam edeceğiz.